Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdiki videomuz kedi ve köpeklerde omega ne işe yarar? Virtual markasının omegası hangi etkenler, nelere faydası var? Nelerde kullanırız? Kedi köpekler bunu nerede, ne zaman kullanmalı? Gibi daha birçok Scottish British'lerle ilgili sorular var. Evet. Onlar var. Köpeklerle ilgili işte Boxer'ların, German Shepherd'ların, kalça çıkıkları ile ilgili sorular vardı. Arkadaşlar omega ile ilgili birçok bize yorumlar vardı video çekmemizle alakalı. Oğuzhan'cığım sen not almıştın onları. Evet, onları şimdi tek tek önümüzde veteriner hekim arkadaşlarımızla beraber konuyu paylaşacağız. Şimdi omega ne işe yarar? Nerede kullanırız? Kimler kullanır? Omega bütün canlılar için önemli bir kere. Omega bütün kanatlı hayvanlardan, kedi köpek meta hayvanlarından büyük başa kadar hepsinin kullanması gerekiyor. Öncelikle omega abi bunun öncelikle biyotin çinko ile desteklerse tüy ve deri sağlığına etkisi var. Evet, deri tüy için bir artısı var. Tabii ki de. Kalp damar rahatsızlıklarına etkili. Scottish ve British'lerimiz bunlar kalp rahatsızlığı yaşadığı için ileriki zamanlarda bunların küçükken kullanılmaya başlanırsa bunlar da azalma görebiliyoruz. En önemli etkenler bunlar. Sonra kalça sorunu yaşıyor bu hayvanlar. Ve kalça sorununda kalça çıkıklarını kıkırdaklarda güçlendirdiği için etkisini görebiliyoruz. Bunlar var abi. Kalça ağrısılar var. Şöyle mesela kalp krizi riskini minimuma düşürür arkadaşlar. Omega'nın etkisi. Omega kalp krizi riskini minimuma düşüren bir etken. Burada kalp krizi genelde King Charles köpeklerde yaşanan en büyük sorun kalp büyümesi, kalp krizi, kalple ilgili çok büyük sorunlar var King Charles'la ilgili. Onun dışında dediğin gibi Scottish British'lerin anatomik olarak bozukluklarından kaynaklı eklemden dolayı sıkıntılarda yine omega kullanmamız lazım. Daha az kalça çıkıyor görüyoruz. Tabii daha az görürsün, hem de o sıkıntılı süreci başlamadan yavruluktan itibaren kullandığın zaman problemi minimuma indirmiş olursunuz. Dediğiniz gibi tek başının dışında biyotin çinkoyla da kullanırsanız tüy ve dökülmelere karşı güçlenmeyle alakalı, parlaklıkla alakalı artısı olurken balık yağı ile beraber kullandığımız zaman ise fişoil ile tüyler daha parlak olur. Çünkü mesela biri yazmış mamalardaki omega demiş hani yeterli evet, bir güzel soru vardı. Arkadaşlar mama balık mesela marka vermeyelim. Bir markanın süper premium bir markanın balıklı işte somonlu gibi böyle balıklı falan var. Hamsili şunlu bunlu ama içerikli olanlar var. Arkadaşlar oradaki genel bir olaylar şu. İşte balığın ya kafasını kesmişler, öğütmüşler, mama haline getirirken kullanmışlar veya kuyruk kısmını veya içerideki iskelet kısmını kıkırdağı eritip yani parçalayıp şeyden geçirip cihazdan geçirip onu koyuyorlar. Ama saf balığın etini koyan yok arkadaşlar. Böyle bir film yok. Resimlerde somonun dilimi var ama gerçekte o yok. Onun için oradaki omega evet içeriği kadar muhakkak vardır ama bir köpeğin ya bir kedinin günlük ihtiyacını alması gereken yemesi için günde 1 kilo yemesi lazım ki omega'yı tamamlasın. Alakası yok bu arada. Zaten. Evet. Onun için bunlar da likit olduğu için sularına biyotin, çinko gibi bunlar da aynı şekilde damlalıkla kullanılan ürünlerdir. Likit de kullanması çok kolaydır. Şeyini açalım. Bunu da. Yukarı doğru çektikten sonra arkadaşlar damlalığa basıp çekiyorsunuz. Damlalığın yarısına kadar olan kısmı doldurduktan sonra eğer yine bir kediniz veya tek köpeğiniz varsa sabah akşam bunu sularına koyarak omega'yı kullanabilirsiniz. Birden fazla eğer kedi veya köpeğiniz varsa hem sabah hem akşam sularına koyarak yarım şarabı çek daha faydalı ve daha keyifli olur. Şimdi kalp krizini minimuma düşürün. Görme olayını, dokuların düzgün çalışmasında omega çok etkilidir arkadaşlar. Omega gerçekten vücudun kullandığı bir etken yani tükettiğimiz daha parlak tüyler işte kalp krizi işte Scottish British'in eklemlerle alakalı sıkıntıları işte German Shepherd'ın eklemidir işte Boxer'ların eklemi gibidir. Bunlara da glikozamin, kolajenin dışında omega da çok büyük bir artıya sahiptir arkadaşlar. Bunları rutin olarak günlük mamasına işte suyuna koyarak kullanabilirsiniz ve hiçbir şekilde zararı olmayan tamamen destekleyici ürünlerdir bunlar. Premix ürünler diye geçer zaten. Tamamen destekler, vücuttaki eksiklikleri bu şekilde tamamlarsınız. Bu da neye sağlar?
kedi ve köpeğin daha sağlıklı ve daha uzun süre ömürlü yaşamasında omega gerçekten biz insanlar da kullanıyoruz mesela. Bizim için başlıklar neye faydalıysa aynı başlıklar kedi ve köpeğiniz için omega da faydalıdır arkadaşlar. Evet. Klinikte yaptığımız operasyonlardan sonra zaten glukozaminle birlikte kullanmalarını tavsiye ediyoruz ki yaralar daha hızlı iyileşsin. İyileşsin. Aynen. Dokular hızlı toparlasın. Glukoz sürecini arttırıyor iyice. Evet, evet. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeye devam edin. Virtual markasının ürünlerini e-ticaret sayfalarında artık evden gidip bir pet shop'a, evden gidip bir kliniğe almakla uğraşmayacaksınız. İnternete girdiğiniz zaman herhangi bir Trendyol, hepsi burada, N11, Çiçektepe'de, Amazon gibi, Getir gibi birçok sayfalarda Worldwide markasının bütün ürünlerini görebilirsiniz. Ve direkt yani pet shop'a gidip, kliniğe gidip almak yerine veya markete gidip almak yerine e-ticaret sayfalarında bu ürünleri birçok firmanın satış ağında bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz klinik olarak bizim gibi de birçok klinik bu ürünleri kullanmakta ve hiçbir şekilde zarar değil, tamamen destekleyici ve faydalı olarak kullanmakta. Artı köpeğinizde uyuz, mantar, egzama, deri hastalığı gibi hastalıklar varken, bunların tedavileri yapılırken omega ve biyotin çinkoyu da destekli olarak sularına koyarsanız bu tedavileri daha hızlı sonuçlanmasında faydası olacaktır arkadaşlar. Biz bunları 25 yıllık klinik hayatımızda yaşıyoruz. 2 senedir de kullanıyoruz. Gayet de bütün müşterilerimiz hepsi tedavinin daha başarılı ve daha hızlı sonuç verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Oğuzhan'cığım, soruları yine internetten bakalım. Aynen. Müşteriler neler sormuş. Balık yağımıza geçeceğiz birazdan. Sorulara bakalım. Bana sor, hatırlat. Onları da yeni videomuzda anlatalım. Kanalımızı takip etmeye devam edin.